İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valine gönderilen genelgeyle dinamik denetim sürecine geçiş yapıldı. Peki bu dinamik denetim geçiş modeli nedir? Bu kapsamda neler yapılacak? Bildiğiniz üzere Sakarya çok yüksek riskli iller arasında ilk 6 içinde yer alıyor. Bu modelle baktığımızda, ana başlıklara baktığımızda, Türkiye'de eş zamanlı olarak bugün saat 11'de, yani Perşembe günü saat 11'de 260 bin personelle denetimler gerçekleştirilecek. Peki 14 maddelik dinamik denetim sürecinin ana maddelerine baktığımızda neler dikkat çekiyor? Birinci madde, genelgeye göre kolluk kuvvetlerince yürütülen faaliyetlerin kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği sağlanacak. Yani bugüne kadar bekçiler, jandarma ve polis tarafından, zabıtalarından yapılan denetimlere oda başkanları da maddeye göre meslek odaları temsilcileri de katılacaklar. Diğer bir maddede dikkat çeken unsursa denetimlerin kent güvenlik yönetim sisteminin görüntü kayıtlarından faydalanacak olması. Yani tedbirlere aykırılık tespit edilen şahıslar bu görüntülere göre ceza işleme tabi tutulabilecek. Yani bu durumda MOBESİ'ler devreye girecek. Zabıta, polis veya jandarmanın olmadığı noktalarda, MOBESİ'nin olduğu noktalarda görüntüler yardımıyla ihlal edilen unsurlara ceza işlem uygulanabilecek. Diğer bir maddede ne dikkat çekiyor? Meslek odaları veya bunlara bağlı alt odaların üyelerinden oluşacak ekip haftada en az bir kez üyelerin iş yerlerini denetleyecek. Evet, bildiğiniz üzere hem denetimlerin sıklaştırıldığı geçmiş dönemlerde aynısı olmuştu. Meslek odaları, esnaf odası denetimlere katılmış, berberler, lokantalar gibi esnaflar denetlenmişti ve bu süreci biz geçmiş dönemlerde yaşamıştık. Bugün tekrar Sakarya'nın çok yüksek riskli iller arasında yer almasının ardından tekrar bu tabloyla maalesef karşı karşıyayız. Diğer bir maddeye baktığımızda, dinamik denetim sürecinde kolluk birimleri ve denetim ekipleri rehberlik edici faaliyetlerde bulunacak. Yani vatandaşlara bilgi verecek, yönlendirecekler, gerekli uyarıları yapacaklar. Yani Karasu Kaymakamı Doktor Ahmet Naci Helvacı'nın dediği gibi, amacımız dedi ceza kesmek değil dedi. Karasu'yu daha yaşanabilir bir kent yapmak için bütün birimlerimizde vatandaşımızın desteğiyle sahada olacağız ve diyor vatandaşın devlete olan desteği, vatandaşın özverisi, bu süreçte vatandaşın bireysel korunması çok önemli. Son maddeye baktığımızda ne dikkat çekiyor? Valilerce salgının seyrini etkileyen her türlü faktör analiz edilecek ve il salgın risk azaltma planı devreye hazırlanacak ve Sakarya, tekrar belirtelim, çok yüksek riskli iller arasında yer aldığı için bu madde bizim için, Sakarya için çok önemli. Şimdi baktığımızda bu süreç sonrasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan şehrimizde ve ilçemizde normalleşme sürecinin, takvimin nasıl işleyeceğini hep beraber bekleyip göreceğiz. Birazdan Karasu Kaymakamı Doktor Ahmet Naci Helvacı ve Belediye Başkanlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilçe merkezinde jandarma ekipleri tarafından da çevre mahallelerde Türkiye ile eş zamanlı olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dediği gibi 260 bin personelle Türkiye'de eş zamanlı olarak denetimler yapılacak. Vatandaşlara gerekli uyarılar gerçekleştirilecek ve esnaf tek tek denetlenecek. Burada hepimiz bu sorumluluğu taşımazsak bunu başaramayız. İnşallah. Bunu istiyoruz sizler. Hiçbir müşterinizde maskesiz girmesine izin vermeden, mesafelere riayet ederek lütfen buna yardımcı olun. Ailenizde, iş yerinizde, ki bunu aşalım beraberce. Evet. Tamam. Evet. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Merhaba. Sakarya olarak üzüntülüyüz. Bu mevcut durumu kırmızıyı maviye çevirmek istiyoruz. İnşallah. Bunu İnşallah. Sizlerin katkısıyla sağlayabiliriz. Özeniyoruz yani. Yani lütfen, 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 çocuklarımız eğitimden mağdur oluyor. Esnaflarımız mağdur oluyor. Bu mağduriyeti aşalım. Elimizden geldiği kadar destek olalım. İşletme olarak, ben işletme sahibi olarak buna net olarak destek veriyorum her konuda. Kirekesin bir müşteri almıyorum. Harikasın. Bir derecede yakınım olsa bile. Harikasın. Ama sizden istirhamım, alanlar çok, arkadaşlarımız maalesef duyuyoruz, görüyoruz. Bence olmaması gerekiyor. Hem hakkınları daha fazla artıracak. Kaymakamlık, belediye, emniyet, doktorluk, aklınıza girecek her şeyle bunu artıracağız. Bu mekanlar önemli. Sizin bu kurallara uyuyor olmanız çok önemli. Farkındalığı niye oluşturmak istiyoruz? Bütün devletimiz, hepimiz elimizden geldiğince, değerli vatandaşlarımız buna uymazsanız zarar görürüz, negatif ayrışırız ve maalesef biz Sakarya olarak
en yüksek riskli yerlerden birisi olduk ve negatif ayrıştık. Biz bunu sona erdirmek istiyoruz. Arkadaşlar merhaba, hayırlı işler, nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür, İyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Burası biraz da yeme içme bölümünün protein merkezimiz, alanı satıldığı yer. Hijyen koşullarına uyuyoruz değil mi? Evet efendim. Vatandaşlarımızın maske koşullarına riayet etmesini sağlıyoruz. Evet, sağ olun. Bunlar çok önemli. Bunları ne kadar ignore edersek, göz ardı edersek, biliyorsunuz negatif ayrışıyoruz. Biz negatif ayrışmak istemiyoruz. Hoş bulduk. Nasıl işler? İyidir. Çalışansınız. Sizin hassasiyetiniz önemli değerli hanım kızım. Lütfen uymayanları uyaralım. Herhangi bir sıkıntınız olursa kaymakamımız, jandarmamız, belediyemiz, herkes her şey burada. Gerekli tedbirleri yaparız. Tamam? Hadi hoşçakalın. Bugün devletimizin, İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda farkındalığı öncelikle oluşturmak amacıyla toplu geziyoruz. Ama bundan sonra artık her birimiz değişik yerlere bölünerek, mesela biz şimdi Kurudere hattına gireceğiz. Kurudere'de kısmi sıkıntımız var, bilinsin diye yapıyoruz. Yani bu sıkıntı, karantina sayımız 5 tane evi karantinaya aldık, 7 tane pozitifimiz var. Buradaki ana şeyler kapalı alan hassasiyetlerine riayet etmemekten doğuyor. Kurudere bizim başımızın tacı. AB mahallesini kötülemek, oradan şey oluşturmak değil derdim. Hassasiyetleri paylaşmadığımız zaman, bize bir şey olmaz dediğimiz zaman biz bunu artırıyoruz. Biz bunu azaltmak istiyoruz. Biz bu kıpkızıldan masmavilere göre geçmek istiyoruz. Dolayısıyla bu çalışmaların bugün kurum müdürleri, STK başkanları, ilgili arkadaşlarımızla belli yerleri gezecekler. Ama onun dışında yine gelen talimat doğrusunda bakanlığımızın, Turan Bey ilgili müdürlerle toplantı yapıyor. Devletimizin talimat verdiği kalabalık çalışanları olan milli eğitiminden, müftülüğünden, ormanından, tarımına kadar arkadaşlarımız bir denetim ekibi oluşturacaklar. Bizim için çıkan rakam 177-180 diyoruz biz. Bunları emniyetimiz, jandarmamız, kısmen sahil güvenliğimiz 3'er 4'er kişilik, artık o teknik ayrıntılar kendilerine kalmış bir şey. Müdürümüze ve binbaşımıza, oradaki arkadaşlar çalışmalar yapacaklar. Sonra belediyemiz için özel talimat var. Zabıta üzerinden denetimler yapacak. Biz zaten vardık ama artık yığılma şeyini ortadan kaldıracak bir şekilde sayıyı artırarak daha fazla mekana ve daha sıklıkla gitmek için çalışmalar yapacağız.